Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Pek muhterem dostlarımız, değerli kardeşlerimiz, Rabbimizin kelamını anlama yolculuğuna devam ediyoruz. En'am suresinin 60. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estağfirullah. Ve huvellezî yeteveffâkum billeyli ve ya'lemu mâ cerahtum binnehâri thumme yeb'athukum fîhi liyugdâ ecelun müsemmâ. O Allah ki geceleyin sizi öldürüyor. Yani uykuya çekiyor. Sizin canınızı bir şekilde alıyor. Ve ya'lemu ma cerahtum bin nehar ve o Allah gündüz ne yapıp ettiğinizi de çok iyi biliyor. Thumme yeb'athukum fihi liyuqda ecelun musamma. Sonra ömrü için insanın biçilen vakti dolsun diye yeniden diriltiyor o gündüz vakti. Uykudan uyandırıyor. Thumme ileyhi merci'ukum. Sonra yalnız ona dönmüş olacaksınız. Dönüşünüz ona olacak. Kıyamet günü. Thumme yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Sonra da sizin ne yapıp ettiklerinizi size tek tek o haber verecek. Evet. Rabbimiz burada İnsan hayatı olarak hepimizin her gün yaşadığı ölme ve dirilme hallerine dikkat çekiyor. Özellikle dirilmeyi inkar eden kafirlerin, müşriklerin, bir takım batıl inanç sahiplerinin adeta dikkatini buraya çekiyor. Müminlerin de dikkatini ölüme çekiyor. Her gün yeni bir gün yeniden yaratılıyoruz adeta. Geceleyin diyoruz. Geceleyin sizi vefat ettiriyor Allah. Gerçekten insan o anda akıl çalışmıyor, idrak çalışmıyor, göz görmüyor, kulak dinlemiyor, dil konuşmuyor. Bir şekilde yarı ölü haline geliyoruz. Bir başka ayette Rabbimiz Allah ölenin ölüm anında, uyuyanın uyku sırasındayken canlarını alır buyurmuştu. Evet, bizim uyku sırasında bir şekilde hakikatimiz diye ifade ettiğimiz o nefsimiz, o canımız, o hakikatimiz alınıyor. İlahi huzurda tutuluyor. Yüce Rabbimiz feyumsikü lleti kada aleyhel mevt ve yursülü uhra ila ecelin müsemma buyurur. Allah o aldığı nefislerin, aldığı canların efendim ölümü geleninkini katında tutuyor, diğerini de eceli gelinceye kadar salıveriyor bu ayetteki ifadesine göre. İşte burada da benzer şekilde geceleyin o canlarımızın alınmasına dikkat çekiyor. Elbette ölüm sırasında canımızın bir şekilde çıkmasıyla uyku sırasında bir şekilde bizden o halin alınması kısmi bir farklılık oluşuyor. Yine canımız bir şekilde alındığı halde vücudumuzu bir şekilde idaremiz devam ediyor, idare devam ediyor. Bir bağlılık var. Ama ne zaman o bağ da bir şekilde kopuyor, belki büyük oranda kopuyor, o zaman ölüm meydana geliyor. Ölen insanın kabirdeki cesediyle ilgisi tamamen mi kopuyor, yoksa bilmediğimiz şekilde, bugün için tespit edemediğimiz şekilde bir irtibat yine var mı? Hadislerdeki ifadelere bakacak olursak, yine o cesetle de, o hücrelerle de bizim o hakikatimiz, o nefs hakikati dediğimiz o cevherimiz bir şekilde ilgili. Ancak bu ilginin keyfiyetini, derecesini biz tespit edemiyoruz. Şu kadarı ifade edilebilir ki, belki uyku sırasında
ilgi biraz daha fazladır bu hakikatimizle. Ama ölüm sırasında, artık öldükten sonra bu cesetle o hakikatimizin, o canımızın ilgisi, derecesi biraz daha farklıdır. Yüce Rabbimiz geceleyin bizi vefat ettirdiğini beyan ettikten sonra gündüzün de ne yapıp ettiğinizi o biliyor. Yani gece de onun idaresindeyiz, gündüz de onun gözetimindeyiz, idaresindeyiz. Cerahtun bin nehar, daha çok ceraha kelimesi işte yaralamak anlamına da gelir. Yarmak, delmek anlamına da gelen bir kelime. Bir anlamda sanki işlenen suçlara daha dikkat çeken bir ifade. Fakat azay-ı cevarih dediğimiz elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızla işlediğimiz her şey anlamına da gelir. Bu iyilikler de olabilir, kötülükler de olabilir. Fakat daha çok da kötülükler anlamına telmih vardır, işaret vardır demişlerdir müfessirlerimiz. Böyle olunca dikkatli olun. Sizin gündüzleyin de yapıp ettiğiniz özellikle yanlışlarınız her biri kayıt altına alınıyor. Çünkü Allah onları biliyor. İyilikleriniz de kayıt altına alıyor. Ama siz dikkatli olun, kötülüklere düşmeyin anlamında bir özel bir ikaz var bu ayetin içerisinde. Ve Rabbimiz uykudan uyanmayı sanki yeniden diriliş olarak bize takdim ediyor. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ Sonra sizi yeniden diriltir. Hatta bi'ate kelimesi göndermek anlamına da gelir. Sanki şöyle de ifade edebiliriz. O sizden aldığı o hakikatinizi, sizi canlı kılan, sizi hayata döndüren, hayatta tutan, efendim bir takım idrakinizi çalıştıran, gözünüzü, kulağınızı, azalarınızı çalıştıran o manevi benliğinizi tekrar size gönderiyor. Yeba'atukum, size gönderiyor Cenab-ı Hak. Niye gönderiyor? لِيُقْضَى اَجَلُمْ مُسَمَّى Ta ki belirlenmiş, muayyen o süre tamamlansın. O süre tamamlanana kadar bunu size Allah göndermiş oluyor. ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ Gönderiyor ama bu gönderiliş geçici bir süre. O muayyen ömrünüz doluncaya kadar bu gönderme devam edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uykudan uyandığı zaman Elhamdülillahillezî ahyâna bâdemâ emâtenâ ve ileyhin nüşur. Bizi öldürdükten sonra yeniden hayata kavuşturan, yeniden hayat veren, yeniden bizi dirilten Allah'a hamdolsun diye her sabah uyanırken bu dua cümleleriyle uyanıyor Allah Resulü. Dönüş huzurunda toplanacağımız ancak odur diyerek de Rabbimizin huzuruna gideceği şuurunu her sabah yeniden yaşıyor. İşte burada da Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede de ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ Evet, şimdi geçici olarak bir dönüş oluyor size. Dünyaya yeniden geliyorsunuz. Yeniden hayat buluyorsunuz. Sizin hakikatinizi cesetlerinizle yeniden buluşturuyoruz. Fakat nihai dönüşünüz, son dönüşünüz, rucuğunuz yalnız ona olacak. Yani Allah'a olacak. Ne zaman olacak bu? Artık öldükten sonra bir şekilde o huzuru ilahiye döndürülmüş olacaksınız. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sonra da Allah ne yapıp ediyorsanız, ne yapıp işlemişseniz onları size tek tek haber verecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ O kullarının üzerinde yegane otoritedir. Yegane tasarruf sahibidir. Kullarının üzerinde söz sahibi olan yalnız O'dur. O dilediğini dilediği şekilde yaptırabilecek güç ve kudret sahibidir. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا Yine Allah sizin üzerinize bir takım koruyucu melekler gönderir. Yazıcı melekler gönderir. Bu hafaza kelimesi kiramen katibin melekleri olarak tefsir ediliyor. Bazı müfessirler tarafından böyle açıklanıyor. Fakat şöyle de açıklayan alimlerimiz var. Kiramen katibin yani yapıp ettiğimizi yazan çizen melekler ayrıca var. Ama bundan ayrı olarak yine insanı bir takım tehlikelerden koruyan, kollayan, sürekli görüp gözeten ayrıca melekler de var. Gerçekten meleklerin sayısını biz bilemiyoruz.
bizim efendim gerek maddi bünyemizi, gerek manevi bünyemizi bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın koruyup kollattığı daha başka muhafız melekler de var demek ki. Gerçekten insanın içinde sayısız belki atom bombası gibi insanı bir şekilde helak edecek nice nice tohumlar var. Nitekim zaman zaman görüyoruz. Bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor, insanı tahrimar ediyor. O güçlü, kuvvetli insanı zayıf, cılız hale düşürüveriyor. Demek ki içimizde korunması gereken ya da korunmamız gereken nice nice efendim zararlı belki virüsler var, belki başka hastalık hücreleri var, daha farklı bilemediğimiz hususlar var. Yine aynı şekilde düşünce melekemizi, idrak melekemizi bozacak nice nice belki tehlikeler var. Onlara paratoner olan, onlara karşı bizi koruyan, kollayan, bizim göremediğimiz kim bilir nice meleklerini Cenab-ı Hak görevlendirmiştir. İşte burada Yüce Rabbimiz kulları üzerinde otorite sahibi yalnız O'dur ve kul sizlerin üzerine O koruyucularını gönderir, muhafızlarını gönderir buyurarak hem kiramen katibin gibi bizim yapıp ettiğimiz her şeyi kaleme alan, yazan, çizen meleklere işaret eder. Hem de bizi koruyan, kollayan meleklere işaret eder. Nitekim Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede melekler derler ki o ölüm sırasında adeta insana "Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhira." Biz dünyada da ahirette de sizin dostlarınızız derler. Özellikle müstakim kullara, yani Allah'a inandım dedikten sonra istikamet üzere hayat süren kullara meleklerin böyle söylediğini Kur'an bize haber verir. Öyleyse demek ki bizim dostlarımız var. Meleklerden dostlarımız var. Onlar bizim için belki Allah'tan mağfiret diliyorlar. Nitekim bir başka ayette Yüce Rabbimiz o arşı taşıyan meleklerin yeryüzünde iman edenler için istiğfar dilediğini, mağfiret talep ettiğini, bağışlanma talep ettiğini Allah bize haber verir. O zaman biz melaikeyi belki zahiren gözlerimizle göremiyoruz ama Yüce Rabbimiz bize haber veriyor ki böyle melekleri üzerimizde dolaşıyorlar adeta. Sürekli bizim tehlikelere düşmememiz, maddi manevi tehlikelerden korunmamız anlamında nice nice melekler üzerimize görevlendirilmiş oluyor. Hatta izâ câe ahadekumul mevtu teveffethu rusulüne ve hum la yuferritûn. Ama ne zaman ki diyor sizden birinize ölüm geldiği zaman bizim hemen elçilerimiz onu vefat ettirirler. Yani onu taslamam alırlar, onun canını alırlar, huzur-u ilahiye, berzah alemine bir şekilde götürürler. Bu elçiler işte kimlerdir? Azrail melekül mevt olan, ölüm meleği olan Azrail ve onun yardımcılarıdır denilmiştir. Çünkü burada da çoğul sıyrısı kullanılmış. Ölüm birinize geldiği zaman bizim elçilerimiz o ölüm gelen kimsenin canını alırlar. وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ Bu melekler, bu elçiler gerek hafaza melekleri olsun, gerek bu insanın canını alan melekler olsun asla vazifelerinde kusur etmezler. Yani zaten meleklerin en bariz vasfı Kur'an'da haber verildiğine göre asla isyan etmemeleri, neyle emrolundularsa, neyi yapmaları istendiyse onu tas tamam en güzel bir şekilde yerine getirmeleridir. Meleklerin en önemli vasfı budur. İşte burada da Rabbimiz bunlar asla ıskalamazlar diyor adeta. Asla es geçmezler, işlerinde kusur yapmazlar. Bunlar yapacaklarını tas tamam yaparlar. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Sonra bu canları alınan kimseler gerçek mevlalarına döndürülürler. Burada mevlahumul hak kelimesini iki şekilde müfessirlerimiz anlamış. O adaleti sağlayacak, hak ve hakikati her şeyiyle gerçekleştirecek olan mevlalarının huzuruna efendim onlar döndürülürler diye
anlayan alimlerimiz olmuş. Şöyle de anlaşılmış bu ayet. Yegane gerçek olan Mevlalarına döndürülecekler. Çünkü insan dünyadayken, hele hele müşrik insan, sahte tanrılar, sahte ilahlar, sahte Mevlalar kendisine edinmiş oluyor. Bir takım sığınaklar, ilah edinmiş ve ilah edindiği kimseyi de bir şekilde kendine dost gibi görmüş, nice nice böyle müşrikler olmuş tarih boyunca. Ama bu müşrikler de esasen Allah'ın varlığını kabul etmiş, ona inanmış bir yönüyle kimseler. Fakat ortak da koşmuşlar. İşte Yüce Rabbimiz burada onların her biri o kendi zannettikleri, kendilerinin yakıştırdığı tanrılarına değil, yalnız hak ve hakikat olan gerçek Mevlalarına döndürülecekler denilmek istenmiştir bu ayette. Bu şekilde izahlar yapılmıştır. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Onlar gerçekten hak olan Mevlalarına döndürüleceklerdir. اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ Dikkat edin, bakınız. Şu bir hakikattir ki, hüküm yalnız ona aittir. Yani kimin hangi sonuç alacağını o kararı verecek olan ancak o hakikat olan Mevla'dır. Gerçek hak olan Mevla'dır. Ve hüküm yalnız ona aittir. Sizin hakkınızda kimse hüküm verme yetkisine sahip değildir. Yarın kıyamet gününde kimin cennete, kimin cehenneme, kimin haklı, kimin haksız, bütün bunların kararını ve hükmünü verecek olan yalnız Allah'tır. Hüküm yalnız O'nundur. Öyleyse yalnız O hüküm kendisinin olana yönelmek gerekir. Yalnız O'nun kulu olmak gerekir diyerek Yüce Rabbimiz adeta bu çerçevede kullarını diğer tanrılardan, tanrılaşmış her türlü varlıktan, bu insan olur, cin olur, melek olur, efendim bir aziz olur, alim olur, salih olur, olur. İnsanlar maalesef tabii birçok tanrılar üretmişlerdir, sayısız tanrılar üretmişlerdir. Herkes, her dönem farklı farklı bu tür şirklerin içine düşmüş olabilir. Cenab-ı Hak cümlemizi şirkin her çeşidinden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak da bu şirki en küçük noktasına varıncaya kadar her birini yerle bir etmek ister. اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ Ve Allah o hesap görücülerin en süratlisidir, en hızlısıdır. Yani Cenab-ı Hak milyarlarca insanı nasıl tek tek hesaba çeker diye düşünmeye gerek yok. Bugün insanoğlunun yaptığı bir bilgisayar bile bir anda milyarlarca hesabı yapabilmektedir. Saniyelerle ölçülen bir sürede yapabilmektedir. Bütün alemlerin Halik'i olan Mevlamız elbette Esra'ul Hasibin buyurduğuna göre kendisi için, zatı için o hesapların, hesap görücülerin en hızlısı odur diye bugünkü bilgisayarların, en hızlı bilgisayarların efendim hızı bile o hesabın yanında çok çok yavaş kalacaktır. Öyle olunca Rabbimiz her bir kulunu belki an bile diyemeyeceğimiz bir süreçte çok hızlı bir şekilde hesabını görecektir. Kul de ki ey Nebi-i Ekrem, men yuneccikum min zulümatil berri vel bahri ted'ûnehu tadarru'an ve hufye. Şöyle söyle, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kim? Yani insan bazen işte şu kara parçası üzerinde dolaşırken, bazen denizde, artık şimdi bazen havada bir şekilde tehlikelerle karşı karşıya geldiğinde nasıl böyle bir kurtarıcı arar? İşte yer sarsılmaya başlar. İşte insan kaçışmaya başlar. Herkes bir yerlere sığınmaya çalışır. Aynen işte bu halet-i ruhiyeyi soruyor Cenab-ı Hak. Yerlerin ve göklerin, daha doğrusu karanın ve denizin o karanlıklarından, zifiri karanlıklarından, buradaki karanlık ifadesi bela ve musibetler anlamına da kullanılmış mecazi bir ifadedir diye de anlaşılmış. Kimdir sizi kurtaran? Hani siz böyle bir durumda
ted'ûnehu tadarru'a ve hufye, yana yakıla, böyle müthiş bir yalvarışla, yakarışla, gizlice, içinizden korkarak hep ona yalvarırsınız, ona dua edersiniz. Öyle değil mi? Demektir. Yani siz böyle bir tehlikeyle karada ya da denizde karşılaştığınız zaman gizli gizli ya da açıktan ama içinizde bir ürpertiyle hep ona yalvarırsınız, ona dua edersiniz. Ondan bir çözüm istersiniz, onun yardımını dilersiniz. Le'in ve şöyle dersiniz içinizden veya açıktan. Le'in encana min hazihi, şayet o Allah bizi bu tehlikeden kurtarırsa, bizi lenekûnenne mineşşâkirîn, biz şükreden kullardan olacağız. Böyle söylersiniz. Gerçekten insan bu nevi tehlike anlarında fıtratına döner adeta. Ve yaptığı hatalar bir bir gözünün önüne gelir. Şu hayatı anlamsız yaşadığı şuuru yeniden adeta kendini ortaya koyar, açığa çıkar ve der ki, kurtulursam bir daha işte kendime gelirsem, şu bela, musibet üzerimizden bir kalkarsa artık Cenab-ı Hakk'ın şükreden bir kulu olacağım diye böyle adeta kendi kendine söz verir. İnsan fıtratı bu. Zorluğu görünce Rabb'e yönelir. Hatırlanacağı üzere 99'lu yıllarda deprem olduğu zaman camiler birden dolmuştu. Herkes ibadete koşuyordu. Herkes Allah'a yalvarıyordu, yakarıyordu. Çünkü o deprem, artçı depremler hala devam ediyordu. Ve müthiş insanlar da hemen camilere yönelmişti. Fakat işte aradan belli bir süre geçince insan bu hemen unutuyor. O tehlikeyi unutuyor. Rabbini unutuyor. Yeniden böyle bir sanki efendim Cenab-ı Hak haşa yokmuş gibi onu unutarak bir hayat sürmeye başlıyor. Ayet-i kerimede kim kurtaracak karada ve denizde sizleri diye başlayınca bir sonraki ayette Cenab-ı Hak onun cevabını yine bizzat Zat-ı Uluhiyeti verir. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. De ki ey Habibim, sizi o tehlikeden de, yani karada ve denizdeki olan tehlikeden de, diğer sıkıntılardan da, her türlü tehlikeden de ancak Allah kurtarır. Allah kurtarır. Sonra siz tekrar şirk koşarsınız. Yani bu şirk koşma, burada tabii ince bir nokta da var. Şöyle ki, bir, çıktıktan sonra yeniden eski Allah'a ortak koştuklarınıza koşmaya devam edersiniz gibi anlaşılabilir. Şöyle de anlaşılabilir. Bazen insan işte bir uçak kazasından kurtulur, bir deniz kazasından kurtulur, bir depremden kurtulur. Kendince bir takım tedbirleri öne sürmeye başlar. İşte ben evimi sağlam yaptım, işte onun için bu depremde kurtulmuş oldum. Veya işte uçaktayken şöyle ben erken davrandım, işte şöyle oturdum, şuradan çıktım, paraşütümü açtım, şöyle yaptım, böyle yaptım gibi bir takım yine kurtuluşu kendine nispet eder çoğu zaman. Halbuki öyle tehlikeler, öyle büyük musibetler, belalar olur ki hakikaten oradan ancak Allah kurtarır kulunu. Yüce Rabbin rahmeti kurtarır. Onun hususi bir ikramı olur size. Eceliniz gelmemiştir. Bir şekilde kurtarır o sizi. O zaten o tehlike anında sürekli Allah'a yalvarıp yakarmanıza rağmen işte çıktıktan sonra yine kurtuluşu kendinize bağlarsınız ya. Sanki insan böylece de bir gizli şirkin içine düşer. Böyle bir mana sanki içinde çıkıyor bu ayetin. Böyle bir işareti de var gibi aziz dinleyenlerim. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ. Yine de ki ey Habibim onlara, Allah size göndermeye kadirdir. Ne göndermeye kadirdir? عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلُكُمْ. Üstünüzden ya da ayaklarınızın altından size bir azap göndermeye kadirdir Allah. Her zaman. Üstten şimşekler gelir, meteor gelir, gelir.
üstünüzden daha nice zalimler ortaya çıkar, firavunlar ortaya çıkar, böyle amirleriniz olur, başınıza efendim reis kesilirler, padişah kesilirler, efendim yönetici olurlar ve size azap ederler. Üstünüzden böyle olduğu gibi ayaklarınızın altından da azap size gelebilir. Yer çökebilir, yerin içine çekilebilirsiniz. Yerden bir şey fışkırıp, işte Muhammed bunun bir şekilde fışkırmasıyla o yerden çıkan azabın altında kalabilirsiniz. Yani bunların her biri olabilir, bunu söyle diyor ey Habibim, bunu onlara haber ver. Allah size, o her şeye kadir, üstünüzden olsun, ayaklarınızın altından olsun, size azap gönderebilir. Ve yine ev yelbisekum şiyan ve yuziqa ba'dakum be'se ba'd. Yine Allah sizi grup grup ayırır, birbirinize düşürür ve birbirinizi incitir, birbirinize kötülük edersiniz. Yani hıncınız olur. Bir kısmınızın hıncı, bir kısmınızın kini, bir kısmınızın iktidar gücü, kuvveti efendim diğerinize azap haline gelir. Birbirinizi yemeye başlarsınız yani. Birbirinizi ezmeye başlarsınız. Bu da Allah'ın size göndermeye kadir olduğu azaplardan bir çeşittir. Gerçekten baktığımız zaman bunların her biri görülen şeyler. Tarih boyunca görülen azaplar, bugün de görülen hususlar bunlar. Niye bunlar ortaya çıkar çoğu zaman? Çoğu zaman ilahi yasalar çiğnenmiştir. Allah'ın koyduğu fıtri prensipler olsun, kelami anlamda ilahi mesajlarla gönderdiği prensipler olsun, çiğnenmeye başlamıştır. İşte bir şekilde insanlar grup grup olmuştur, parti parti olmuştur. Ve haklı da olsanız, efendim, o grupçuluk ruhu içerisinde haklı olmanıza kimse bakmadan size de zulmederler. Öyle olunca ihtilaflar körüklenir. Bir fitne kazanı kaynamaya başlar. Bütün bunlar ilahi azaptır. Bunların gönderilmesi çoğu zaman insanın kendinden kaynaklanan ya da insan gruplarından kaynaklanan suçlardır, sonuçlardır. Allah'ın oradaki hükmüne riayet edilmemiştir ve sonuç bir büyük bela olarak, bir büyük ceza olarak insanın üzerine döner. Cenab-ı Hak hakikaten ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu manada, bu mealde hadisler nakledilir. Cabir bin Abdullah rivayet eder. Der ki, Allah üstünüzden ve ayaklarınızın altından size azap göndermeye kadirdir ayeti nazil olunca, biraz önce okuduğumuz ayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın himayesine sığınırım buyurdu. Yahut sizi fırkalar haline birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir ayetinin bu bölümde nazil olunca bu sefer önceki ikisi daha ehvendir, daha hafiftir. Bu daha ağır bir şeyler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten milletin birbirine düşmesi, bir topluluğun birbirine düşmesi çok daha ağır bir azaptır, ağır bir cezadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisinde şöyle buyuruyorlar. Aziz ve celil olan Allah'tan üç husus istedim. Bana ikisini verdi, birisini vermedi. Rabbimden geçmiş ümmetleri helak ettiği şeylerle bizi helak etmemesini diledim, bunu bana verdi. Yine Rabbimden bizden olmayan bir düşmanı bize üstün getirmemesini diledim, onu da bana verdi. Yine Rabbimden bizi gruplar halinde birbirimize düşürmemesini diledim ama bunu bana vermedi diyor. Demek ki ihtilaf, bu tür efendim bir fırkalaşmalar bir şekilde kıyamete kadar devam edebilecek bir takım musibet türleri. Belki üzerimizden bunu def edebilmek adına fert fert ya da topluluk olarak, millet olarak Allah'ın fıtri yani kainata koyduğu sünnetullah dediğimiz kanunlarına uymak ve Allah'ın göndermiş olduğu ilahi mesajların muhtevası içerisinde hareket etmek, o ilahi ayetler çerçevesinde bir hayat sürmek bizi daha emniyette kılacaktır. اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ Bir bak ey Habibim, biz ayetleri nasıl böyle evire çevire anlatıyoruz, açık açık
beyan ediyoruz ki belki onlar gerçekten derinliğine bu işi kavrarlar, sözü doğru anlarlar, bu ayetleri anlayarak gereğini ifa ederler. Biz bunun için anlatıyoruz, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse bütün insanlık esasen ilahi ayetlere bir şekilde yönelmediği sürece o cezalar yaşanmaya devam edecek. Haberdar insanların, biz bir şekilde mümin insanların, bu ayetlerin farkında olan kimselerin ise vazifesi hem kendileri bu ayetler çerçevesinde bir hayat sürecekler, hem de insanlara, insanlığa bu hakikatleri ulaştırmaya gayret edecekler. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ Ey Nebi Ekrem, bu Kur'an'ı, şu hakikatleri, şu söylenen hakikatleri tam da bir gerçek olmasına rağmen senin kavmin, milletin yalanladı. Yani doğru kabul etmedi. Körü körüne yalanladı. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ Onlara de ki, ben sizin savunucunuz değilim. Ben sizin avukatlığınızı yapacak değilim. Ha, benim vazifem bu hakikatleri size tebliğ etmekten ibarettir. Diyerek onlara ben size kefil olamam, kefil değilim. Sizin her türlü koruyucunuz olamam. Ben sadece hatırlatırım, gerçekleri söylerim anlamında. Onlara de ki ben size vekil değilim, size efendim kefil değilim de. لِكُلِّ النَّبَئِ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Verilen her haberin mutlaka bir kararlaştırılacağı an ve mekan olacaktır. Her haber mutlaka zamanı gelince gerçekliği ortaya çıkacaktır. Onlar da siz de bileceksiniz diyor. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Siz de bileceksiniz. Yani ey işte ilahi haberlere gereği gibi inanmayan kimseler. Zamanı gelince o haberin hakikati ortaya çıkacak ve siz de bunu bileceksiniz. Ve izâ ra'eytellezîne yekûdûne fî âyâtinâ fe'âriz anhum hattâ yekûdû fî hadîsin gayri. Ey Nebi Zişan! Onlar bizim ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya daldıklarında, yani bir şekilde, laubali bir şekilde ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya başladıklarını gördüğün zaman فَاَعْرِضْ anhum onlardan yüz çevir. حَتَّى يَخُوضُوا fi hadisin gayri bir başka söze onlar geçinceye kadar, bir başka mevzuya geçinceye kadar onların yanında durma. Onlardan yüz çevir. وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Şayet şeytan sana unutturacak olursa, onlar bizim ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşurlarken, senin kalkman gerektiğine dair bu mesajı, bu uyarıyı şeytan sana unutturacak olursa, artık hatırladıktan sonra onlarla beraber oturma, o zalim toplulukla beraber oturma. Onlar Allah'ın ayetlerine layık olmadığı şekilde yaklaştıkları için zalimler olmuşlardır. İlahi ayetleri yalanlayıp, ilahi ayetleri hafife alan, alaya alan kimseler gerçekten zalimlerin önde gidenleridir. Onun için mümin insan hiçbir zaman zalimlerin yanında, yakınında olmamalıdır. Aksi halde zalimlerin başına düşecek ilahi azap, ilahi taş onun da yaralanmasına sebep olacaktır. Bu bakımdan burada hitap, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında tüm ümmetedir, tüm inananlaradır. Bir başka ayette, eğer böyle bir durumda oturmaya devam edilirse, onlar gibi olunacağına dikkat çekilir. Yani insan etkilenen bir varlıktır. Gönlümüz etkilenir, aklımız etkilenir. Farkında olarak ya da olmayarak onlarla aynı düşünmeye başlarız. Aynı hal sirayet edebilir. Bu bakımdan insan ne yapıp yapıp olabildiğince bu nevi günah ortamlarından, masiyet ortamlarından, hele hele Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı ortamlardan, istihza edildiği ortamlardan uzak durmaya gayret etmelidir.
وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ O takva sahiplerine, yani bir şekilde Allah'ın azabından ve gazabından sakınarak kendilerini koruyan, korunan o müminlerin üzerine bu nevi müşriklerin hesaplarından bir şey yoktur. Yani onların suçlarını üstlenecek, yüklenecek değil. وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Fakat şu kadarını yapsınlar, öğüt versinler. Öğüt versinler, hatırlasınlar. Umulur ki onlar da takva sahibi olup, onlar da sakınırlar. Onlar da bunun gereğini yerine getirip, efendim, düştükleri hatalardan çekinebilirler. Bunu yapsınlar. Fakat normal şartlar altında herkes Rabbin huzuruna kendi hesabıyla gidecek. Kimse, kimsenin günahını çekmeyecek. Rabbimiz bu hakikati burada yeniden hatırlatmış oluyor. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Ey Nebi Ekrem! Dinlerini oyun ve eğlence edinen kimseleri bırak. Ve bir de dünya hayatı kendilerini aldatmış kimseleri. Bunları bırak. Tamam, üzerine olan hatırlatma vazifeni yerine getir ama sonra da artık onlara çok fazla aldırma demektir. Vazifeni yaptıktan sonra onlar için tasalanma. Bırak onları. وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ Ve şunu hatırlat. Şu hakikati hatırlat ki, şu Kur'an'la, şu ayetlerle, şu gerçeği hatırlat ki, her nefis, efendim, neyi kazandıysa onunla bir şekilde muahize edilecektir. Hesaba çekilecektir. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيٌّ Hiçbir nefis için, hiçbir kimse için Allah dışında ne bir dost ne de bir şefaatçi söz konusu da olmayacaktır. Allah izin vermediği sürece kimsenin kimseye şefaat etme yetkisi de, hakkı da söz konusu olamayacaktır. Bu hakikati de onlara sen hatırlat. Efendim, insanın dinini oyun ve eğlence haline getirmesi, buradaki ifade, esasen hak din, bütün fıtratların dinidir. Bütün Cenab-ı Hak yaratılış itibariyle her fıtrata o dinin hakikatini, o dinin kabul edebileceği, o dinin esaslarını kabul edeceği istidadı yüklemiştir. Dolayısıyla hak din esasen bütün insanlığın dinidir. Ama kimi insan bu dini benimser, o dinin gösterdiği yoldan gider. Kimisi de bu dini işte oyun ve eğlence haline getirir. Bazı mütercimler ya da müfessirler bunu şöyle de anlarlar. Oyun ve eğlenceyi kendilerine din edinen diye de anlamak ister. Belki efendim ifade bu şekilde de anlaşılmaya müsait gibi görünse de genelde müfessirlerimiz bu anlama pek yanaşmamışlardır. Evet, kimi insan hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir ve adeta dini de bundan ibaret bir hayat olarak sürer gider, yaşar gider. Fakat burada kendilerine Cenab-ı Hakk'ın layık gördüğü o dini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseler kastedilmiştir. Cenab-ı Hak bunlara Habib-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bunlara hatırlat der. O her nefis ne kazandıysa, ne için bir gayret ortaya koyduysa, ne elde ettiyse onunla bir şekilde efendim hesaba çekilecektir. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ Başka da kendisine, Allah'tan başka kendisine ne bir dost ne de bir şefaatçi söz konusu olacaktır. Yani olmayacaktır. وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا O nefis, o can, elinde ne var ne yok, bütün fidyeleri verse, kendini kurtarma adına, bütün neyi varsa bağışlasa, لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا Ondan
asla kabul edilmeyecek, alınmayacaktır. Böyle bir fidye kabulüyle de kendini kurtarma şansı yoktur. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا İşte der Yüce Rabbimiz. Onlar işledikleri günahlar yüzünden kendilerini helake sürüklemiş kimselerdir. Nefisleri helake sürüklenmiş kimselerdir. اُولَٰئِكَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ Onlar için artık böyle kaynar sudan içecekler vardır. Ya da sadece su da olmayabilir bu. Daha başka ayet ve hadislerde işaret edildiğine göre belki irindir, daha böyle tiksindirici şeylerdir. Ama son derece sıcak, kaynar, adeta insanın içini parçalayacak derecede sıcak şeyler içirilecektir onlara. Ve azabun elim ve yine onlara çok acıklı bir azap olacaktır. Niçin? Bimâ kânû yekfurûn. Bu inkarlarından dolayı, nankörlüklerinden dolayı, gerçekleri kabul etmemelerinden dolayı, hakikatleri örtmelerinden dolayı onlar böyle bir acıklı azaba, efendim son derece ızdırap veren bir azaba düçar olmuş olacaklardır. Yüce Rabbimizin azabından ona sığınırız. Cehennemden ona sığınırız. Ondan rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle cennetini ve cemalini niyaz ederiz. Allah'a emanet olunuz efendim.